Emekli olacaklar dikkat! SGK'ya daha fazla para ödeyeceksiniz, o tarihi kaçırmayın. 1 Ocak itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, üzerinden yapılacak prim borçlanmaları asgari ücrete gelecek zamla birlikte daha yüksek tutarlara çıkacak. SGK uzmanları, askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması gibi başvurularda asgari ücret artışı öncesi işlemlerin tamamlanmasını tavsiye etti emekliliğini planlayanlar için kritik uyarılar haberimizde. 1 Ocak itibarıyla daha fazla para ödeyeceksiniz. Emekli olmayı düşünenler dikkat. Bu kurala dikkat edilmeli. Prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması, halk eğitimde usta öğreticilikte geçen eksik günlerin borçlanılması, ücretsiz izin sürelerinin borçlanılması, memurlarda, Doktora ve tıpta uzmanlık süreleri için SGK'ya prim borçlanması için başvuruda bulunabiliyor. Dünya Gazetesi'nin yazarı Özgür Erdursun'un haberine göre, borçlanma tutarları ise asgari ücretin bürüt tutarına göre hesaplanıyor. Borçlanmalar asgari ücretin %32'sidir. Yurtdışı borçlanması ise %45'tir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borçlanması için SGK'ya başvuracaklar şu anki asgari ücrete göre borçlanacak. Yeni yılla beraber ise borçlanma tutarları güncellenecek. Borç size tebliğ edildiğinde yurt dışı borçlanmanızı 90 gün, diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödenebiliyor. Borçlanmalar asgari ücret ve 7,5 katına kadar istediğiniz tutarlara göre yapılmaktadır. Dava açarak Bağkur'dan kurtulabilirsiniz. 8 Eylül 1999 tarihine kadar yaş şartı aranmadan Sosyal Sigortalar Kurumu ve banka sandıklarında kadın ve erkeklerin ilk işe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekir. Bağkur ve emekli sandığında ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gün sayısını tamamlamalı birden fazla sosyal güvenlik statüsünde tabi primleri olan kişilerin emeklilikte, hangi statüden emekli olacakları, son ödenen 2520 güne göre belirlenir. Bu uygulama kaldırıldı, ancak 1 Ekim 2008'e kadar sosyal güvenlik sistemine giren kişilerin emeklilikte, son 2520 gün kuralına dikkat etmeli. Birden fazla statüde prim ödenmiş ise, hangisi fazlaysa ona göre emekli olursunuz. Yargı ne diyor? Yargıtay 10 Hukuk Dairesi, Kararno, 2021-5424 SSK'lı ve Bağkurlu çalışması bulunan kişinin sadece Sosyal Sigortalar Kurumu prim günleriyle emeklilik hakkını elde etmesi durumunda, 2829 sayılı kanuna göre hizmetlerin zorla birleştirilemeyeceğini söylüyor. Örneğin SSK'dan 5600 günle emekli olacak bir kişinin SSK'dan 5600 günü varsa ve sonrasında 1261 günden fazla Bağkur ödemiş ise, bu durumda Bağkur'dan 9000 günü tamamlamasına gerek olmadan sadece Sosyal Sigortalar Kurumu günleriyle emekli olabileceğini ifade ediyor.